Evet, merhaba arkadaşlar. Zamanın Kısa Tarihi isimli kitabımıza devam ediyoruz. 8. bölümde kalmıştık. Kaldığımız yerden başlıyorum. 8. Evrenin Doğuşu ve Yazgısı. Einstein'ın genel görelilik kuramı, tek başına uzay zamanın büyük patlama tekilliğinde başladığını ve tüm evren çöktüyse büyük çatırdı tekilliğinde ya da yıldız gibi yerel bir bölge çökseydi, bir kara deliğin içindeki bir tekillikte sona ereceğini öngörmekteydi. Deliğe düşen tüm maddeler tekillikte itecek ve yalnızca kütlelerinin çekim etkisi dışarıda duyulacaktı. Öte yandan tanecik etkileri hesaba katıldığında, maddenin kütlesi ve enerji sonunda evrene geri dönecek ve kara delik içindeki tekillikle birlikte buharlaşıp uçarak sonunda yok olacak gibi görünüyordu. Tanecik mekaniğinin büyük patlama ve büyük çatırtı tekillikleri üzerinde de bu ölçüde çarpıcı bir etkisi olabilir miydi? Kütlesel çekim alanlarının tanecik etkileri yok sayılamayacak denli kuvvetli olduğu ilk ve son aşamalarında evrende neler olup bitmekte? Evrenin gerçekten bir başlangıcı var mı ya da bir sonu? Varsa nasıl? ...1970'lerde başlayan çalışma konum kara deliklerdi. Ama 1981'de Vatikan'da Cizvitlerin düzenlediği bir evren bilimi konferansındayken evrenin doğuşu ve yazgısına ilişkin ilgim yeniden uyandı. Katolik Kilisesi Galileo ile uğraşırken Güneş'in dünya etrafında döndüğünü ilan ederek bilimsel bir soruya ilişkin hükümde bulunmakla kötü bir yanlış yapmıştı. Yüzyıllar sonra şimdi ise evren bilimi konusunda akıl danışmak için bir takım uzmanlar çağırmaya karar vermiş. Konferansın sonunda katılanlara Papa'nın huzurunda bulunma ayrıcalığı tanınmıştı. Orada Papa bize evrenin büyük patlamadan sonraki evrimi üzerinde çalışmamızın yerinde olacağını, ancak büyük patlamanın kendisini soruşturmamamızı, çünkü onun yaratılış anı yani Tanrı'nın işi olduğunu söyledi. O zaman biraz önce konferans sırasında verdiğim konuşmanın konusundan haberdar olmayışına çok sevindim. Çünkü konuşmam uzay zamanın sonlu ama sınırsız olabileceği yani başlangıcının yaratılışı anının olmadığı konusundaydı. Ölümünden tam 300 yıl sonra doğmuş olmanın da biraz etkisiyle kendimi kuvvetle özdeşleştirdiğim Galileo'nun yazgısını paylaşmak istemiyordum. Tanecik mekaniğinin evrenin doğuşu ve yazgısını nasıl etkileyebileceğine ilişkin düşüncelerimizi açıklayabilmek için önce evren tarihini yaygın olarak benimsenen sıcak büyük patlama modeline dayanarak anlatmam gerek. Bu evrenin ta büyük patlamaya giderek Friedman'ın modeliyle betimlendiğini varsayar. Böylesi modellerde evren genişledikçe içindeki her madde ya da ışımanın soğuyacağı ortaya çıkar. Evrenin büyüklüğü iki katına çıktığında sıcaklığı yarıya düşer. Sıcaklık kabaca parçacıkların ortalama enerjisinin ya da hızının bir ölçüsü olduğuna göre evrenin bu soğumasının içindeki maddeye büyük etkisi olacaktır. Çünkü çok yüksek sıcaklıklarda parçacıklar sağa sola öyle hızlı devrileceklerdir ki elektromanyetik ya da çekirdek kuvvetlerinden ötürü birbirlerine olan çekimden kendilerini kurtaracaklardır. Ama parçacıklar soğudukça birbirlerini çekip üst üste yığılmaya başlayacaklardır. Ayrıca evrende var olan parçacıkların türleri de sıcaklığa bağlı olacaktır. Yeterince yüksek sıcaklıklarda parçacıkların enerjisi o denli yüksektir ki çarpıştıklarında çok değişik parçacık karşı parçacık çiftleri oluşur ve bu yeni oluşan parçacıkların bazısı karşı parçacığa dokunarak yok olsa da üreme yok olmayı geçecektir. Ama daha düşük sıcaklıklarda
çarpışan parçacıkların enerjisi daha az olacağından parçacık karşı parçacık çiftleri daha yavaş oluşacak ve yok olma hızı oluşma hızına geçecektir. Tam büyük patlama anında evrenin sıfır büyüklükte ve bu nedenle sonsuz sıcaklıkta olduğu düşünülür. Ama evren genişleyince ışımanın sıcaklığı düşer. Büyük patlamadan bir saniye sonra yaklaşık 10 milyar derece düşmüş olmalı. Bu güneşin özeyindeki sıcaklığın yaklaşık 10 bin katıdır ama bu denli yüksek sıcaklıklara hidrojen bombası patlamasında erişilebilir. Bu anda evren çoğunlukla yalnızca zayıf kuvvet kütlesel çekimden etkilenen hafif parçacıklar olan. Burada bir yazım hatası var. Bizi de yanlış okutturdu. Bu anda evren çoğunlukla foton, elektron ve nötrinolardan ve bunların karşı parçacıklarından bir miktar da proton ve nötrondan oluşur. Burada yalnızca zayıf kuvvet ve kütlesel çekimden etkilenen hafif parçacıklar olan nötrinolardan ve bunların karşı parçacıklarından bir miktar da proton ve nötrondan oluşur. Evren genişlemeyi sürdürüp sıcaklık düştükçe çarpışmaların neden olduğu elektron karşı elektron çiftlerinin oluşma hızı birbirlerini yok etme hızının altına düşecektir. Böylelikle elektron ve karşı elektronların çoğu birbirini daha çok foton oluşturacak biçimde yok edecek ve geriye az sayıda elektron kalacaktır. Nötrino ve karşı nötrinolar ise birbirlerini yok edemeyeceklerdir. Çünkü bu parçacıklar birbirleriyle ve başka parçacıklarla çok az etkileşimde bulunurlar. O halde bugün de var olmaları gerekir. Onları gözlemleyebilsek evrenin bu çok sıcak ilk aşaması için iyi bir kanıt olurdu. Ne yazık ki bugüne dek geçen zaman içinde enerjileri onları doğrudan gözlemlemeye yetmeyecek denli aza inmiş olacaktır. Ancak nötrinolar kütlesiz olmayıp 1981'de Rusya'da yapılmış olup doğrulanamayan bir deneyin önerdiği gibi az bir kütleye sahip iseler onları dolaylı bir biçimde ayırt edebiliriz. Daha önce sözü geçen ve evrenin genişlemesini durdurup yeniden çöküşüne neden olabilecek kütlesel çekimi olan kara maddenin bir biçimi olabilirlerdi. Büyük patlamadan yaklaşık 100 saniye sonra sıcaklık 1 milyar derece, yani en sıcak yıldızların içinin sıcaklığına düşecekti. Bu sıcaklıkta proton ve nötronlar güçlü çekirdek kuvvetlerinden kaçmaya yetecek enerjiyi yitirecek ve bir proton ve bir nötron içeren döteryum ağır hidrojen atomunun çekirdeğini oluşturmak üzere birleşmeye de başlayacaklardı. Döteryum çekirdekleri de başka proton ve nötronlarla birleşerek iki proton ve iki nötron içeren helyum çekirdekleri ve miktarda da daha ağır lityum ve beryum elementleri oluşturacaktı. Sıcak büyük patlama modelinden proton ve nötronların yaklaşık dörtte birinin helyum çekirdeği ve az miktarda da ağır hidrojen ile başka elementlere dönüşmüş olacağı hesaplanabilir. Nötronların geri kalanı bozularak normal hidrojen atomların çekirdeği olan protonlara dönüşür. Sıcak bir ilk aşamaya ilişkin bu evren tablosu ilk kez öğrencisi Ralph Alpher ile 1948'de yazdığı ünlü makalesinde bilimci George Gamow tarafından ortaya kondu. Gamow'un oldukça keskin bir mizah anlayışı vardı. Çekirdek bilimcisi Hans Bethe'yi ikna edip onun ismini de makaleye koyarak makaleyi yazanlar listesini Alpher, Bethe ve Gamow yaptı. Yunan ABC'sinin ilk üç harfi olan alfa, beta, gamma ya benzesin diye. Bu evrenin başlangıcı üzerine bir makale için pek de uygundu. Bu makalede evrenin çok sıcak ilk aşamalarındaki ışımanın fotonlar biçiminde bugün hala var olması gereğini ama sıcaklığının mutlak sıfırdan, -273 dereceden yalnızca birkaç derece yukarıya kadar düşmüş olacağı yolundaki olağanüstü öngörüde bulundular.
Penzias ve Wilson'ın 1965'te buldukları işte bu ışımaydı. Alper, Bett ve Gamow makalelerini yazdıkları sırada proton ve nötronların çekirdeksel reaksiyonlarına ilişkin fazla şey bilmiyordu. Bundan dolayı ilk evrendeki elementlerin orantılarına ilişkin o zamanki hesaplar oldukça hatalıydı, ama bu hesapları bugünkü bilgilerimizin ışığında yinelediğimizde gözlemlediğimizle çok iyi uyuşan sonuçlar elde ediyoruz. Ayrıca evrende niye bu denli fazla miktarda helyum olduğunu başka türlü açıklamak çok zor. Şu halde görüşümüzün en azından büyük patlamanın bir saniye sonrasından bu yana doğru olduğundan kuşkumuz yok. Büyük patlamadan sonraki birkaç saat içinde helyum ve diğer elementlerin oluşumu duracaktır. Ve bundan sonraki 1 milyon yıl kadar sürede evren pek bir şey olup bitmeden yalnızca genişlemeyi sürdürüyor olacaktır. Sıcaklık giderek birkaç bin dereceye düşünce elektronlar ile çekirdekler aralarındaki elektromanyetik çekime dayanacak enerjiyi yitirerek birleşip atomları oluşturmaya başlayacaktır. Evren bir bütün olarak genişlemeyi ve soğumayı sürdürecek, ama ortalamadan biraz yoğun bölgelerde çekimsel kuvvetin daha fazla oluşu nedeniyle genişleme yavaşlamış olacaktır. Bu bazı bölgelerin genişlemeyi durdurup çökmeye başlamasına yol açacaktır. Bu bölgeler çökerken dışındaki maddelerin kütlesel çekimi onları hafifçe döndürmeye başlayabilir. Çöken bölge küçüldükçe dönmesi hızlanacaktır. Buz patencisinin buz üstünde dönerken kollarını içe bükünce dönüşünün hızlanması gibi. Sonunda bölge yeterince küçülünce kütlesel çekimi dengelemeye yetecek bir hızla dönecek ve bu yolla disk biçiminde galaksiler doğmuş olacaktır. Dönme hareketini başlatamayan öteki bölgeler ise eliptik galaksi denilen oval biçimde nesneleri oluşturacaklardır. Bunlar da bölgenin çöküşünün durma nedeni galaksinin tümü dönmediğine göre tek tek parçalarının galaksinin özeyi tarafından dönmesi olacaktır. Bunlar da bölgenin çöküşünün durma nedeni galaksinin tümü dönmediğine göre tek tek parçalarının galaksinin özeyi etrafında dönmesi olacaktır. Zaman ilerledikçe galaksilerdeki hidrojen ve helyum gazları kendi kütlelerinin çekim alanında çekimi altında çöken küçük bulutlara bölüneceklerdir. Bulutlar büzüldükçe ve içlerindeki atomlar birbiriyle çarpıştıkça gazın sıcaklığı artacak ve giderek çekirdek kaynaşması reaksiyonu başlatacak kadar ısınacaktır. Reaksiyon sonucu hidrojen daha fazla helyuma dönüşecek ve açığa çıkan ısı basıncı yükselterek bulutları daha fazla büzülmekten alıkoyacaktır. Güneşimize benzer bir yıldız olarak hidrojeni yakıp helyuma dönüştürerek çıkan enerjiyi ısı ve ışık biçiminde yayacak ve bu kararlı durumda çok uzun süre kalabileceklerdir. Daha kütleli yıldızlar daha kuvvetli olan kütlesel çekimlerini dengeleyebilmek için daha sıcak olmak zorundadırlar. Bu da çekirdek kaynaşması reaksiyonunu o denli hızlandırır ki bu yıldızlar hidrojenlerini 100 milyon yıl kadar kısa bir sürede bitirirler. O zaman biraz büzülecekler ve ısınmaları arttıkça bu kez helyumu karbon ya da oksijen gibi ağır elementlere dönüştürmeye başlayacaklardır. Ancak bundan daha fazla enerji açığa çıkmayacak ve kara deliklerle ilgili bölümde anlatıldığı üzere bir bunalıma varılacaktır. Daha sonra ne olacağı ise tümüyle açık değil, ama yıldızın özeyine yakın bölgelerin çökerek nötron yıldızı ya da kara delik gibi çok yoğun bir duruma gelecekleri olası görünüyor. Yıldızın dış bölgeleri bazen parlaklığıyla kümedeki öteki yıldızları bastıran korkunç bir süpernova patlaması ile savrulacaktır. Yıldızın ömrünün sonuna doğru oluşan ağır elementlerin bir bölümü galaksideki gaza eklenmiş olacak ve bir sonraki kuşak yıldızları ham maddesine katkıda bulunacaktır. Bizim kendi güneşimiz bu daha ağır elementlerden %2 oranında içerir. Çünkü o da
Eski süpernovaların kalıntılarını içeren dönen bir gaz bulutundan 5 milyar yıl kadar önce oluşmuş ikinci ya da üçüncü kuşak bir yıldızdır. O buluttaki gazın çoğu ya Güneş'in oluşumuna gitti ya da uçup uzaklaştı ama ağır elementlerin küçük bir miktarı bir araya gelerek bugün Güneş'in etrafında dönen cisimleri, aralarında Dünya'mızın da bulunduğu gezegenleri oluşturdu. Dünya ilk önceleri çok sıcaktı ve atmosferi yoktu. Zamanla soğudu ve kayalardan çıkan gazlardan bir atmosfer edindi. Bu ilk atmosfer içinde yaşayabileceğimiz gibi değildi. İçinde oksijen yerine bulunan çok sayıda başka gaz vardı. Örneğin hidrojen sülfit, çürük yumurta kokusunu veren gaz bizim için çok zehirlidir. Bununla birlikte bu koşullar altında serpilebilen ilkel başka yaşam biçimleri vardır. Bunların atomların iri moleküller denen ya da iri moleküller denen daha büyük yapılar oluşturacak biçimde rastgele birleşmesi sonucu okyanuslarda gelişmiş oldukları düşünülüyor. Bunlar okyanustaki başka atomları da aynı yapılarda bir araya getirme yeteneğini taşıdıklarından kendilerini üretip çoğalacaklardı. Kimi durumlarda üremede hatalar olacaktı. Bu hatalar çoğunlukla yeni iri molekülün kendini üretememesi ve sonunda yitip gitmesiyle sonuçlanacaktı. Ancak bazı hatalar ise kendilerini üretmekte daha çok yetenekli yeni iri molekülleri oluşturacaktı. Böylece oluşan yeni iri moleküller bu üstünlükleriyle başlangıçtaki iri moleküllerin yerine geçme eğiliminde olacaklardı. Bu yolla gittikçe daha da karmaşık kendini üreten organizmaların gelişimi yönünde ilerleyen bir evrim süreci başlatılmış olacaktı. İlk ilkel yaşam biçimleri hidrojen sülfatı da içeren değişik maddeleri kullanıp oksijen salıyordu. Bu atmosferi yavaş yavaş değiştirerek bugünkü bileşimine getirdi ve balıklar, sürüngenler, memeliler ve en sonunda insan ırkı gibi daha ileri yaşam biçimlerinin gelişmesine olanak tanıdı. Çok sıcak başlayan ve genişledikçe soğuyan bu evren tablosu bugün elimizdeki gözlemsel kanıtlara uyuyor. Yine de bir takım önemli sorular yanıtsız kalıyor. 1. Evren başlangıcında niçin öylesine sıcaktı? 2. Evren büyük ölçekte niye o kadar düzgün? Uzaydaki her noktadan ve her yönden niye aynı gözüküyor? Özellikle değişik yönlere baktığımızda zemindeki mikrodalga ışınmasının sıcaklığı niçin yaklaşık aynı? Bu bizim sınıftaki öğrencilerin sınav kağıtlarını değerlendirmeye benziyor. Hepsinin yanıtı tıpatıp aynı ise birbirlerinden kopya çektiklerinden emin olabilirsiniz rahatça. Ama yukarıda betimlenen modelde büyük patlamadan sonra ışığın bir yerden ötekine ulaşması için yeterince zaman olmayacaktır. Evrenin ilk evrelerinde bölgeler birbirlerinden çok uzak değilse de görelilik kuramına göre bir bölgeden ötekine ışık gidemiyorsa başka hiçbir bilgi gidemez. Bundan dolayı evrenin ilk evrelerinde başka başka bölgelerin aynı sıcaklıkta olmalarını belirsiz herhangi bir nedenle aynı sıcaklıkta başlamaları dışında başka herhangi bir yolu olamaz. 3. Evren niçin çöken modellerde sonsuza dek genişleyen modelleri ayıran kritik hıza çok yakın bir hızla genişlemeye başladı. Öyle ki şimdi 10 milyar yıl sonra bile hala kritik hıza yakın bir hızla genişlemekte. Büyük patlamadan 1 saniye sonraki genişleme hızı yalnızca 100 bin milyarda bir oranında az olsaydı bile evren daha bugünkü büyüklüğüne erişmeden çökmüş olurdu. Evrenin büyük ölçekte çok düzgün ve tek düze olduğu gerçeğine karşın yıldızlar ve yıldız kümeleri gibi yerel düzensizlikler var. Bunların ilk zamanlarda bir bölgeden ötekine yoğunluğun biraz farklı oluşundan kaynaklandığı düşünülüyor. Peki yoğunluğun bu düzensiz değişiminin kaynağı neydi? Genel görelilik kuramı kendi başına bu özellikleri açıklayamaz ve de
bu soruları yanıtlayamaz. Çünkü büyük patlama tekildiğinde evrenin sonsuz yoğunlukta olduğu öngörülür. Tekillikte genel görelilik ve tüm diğer fizik yasaları geçerliliğini yitirir. Tekillikten ne çıkacağı kestirilemez. Daha önce açıklandığı gibi bu demektir ki büyük patlama ve ondan önceki olaylar kuramın kapsamından çıkarılıp atılabilir. Çünkü gözlemlerimiz üzerinde hiçbir etkileri olamaz. Uzay zamanın bir sınır büyük patlamadan bir uzay zamanın bir sınır büyük patlamadan büyük patlamada bir başlangıcı olacaktır. Bilim evrenin herhangi bir anda durumunu biliyorsak, daha sonra nasıl ilerleyeceğini belirsizlik ilkesinin belirlediği sınırlar içinde söyleyebilen bir yasalar takımı ortaya çıkarmış durumda. Bu yasalar aslında Tanrı tarafından buyurulmuş olsa da öyle görülüyor ki Tanrı o andan sonra hiç işe karışmadan evreni yasalarına uygun biçimde gelişmeye bırakmış. Ama evrenin ilk durumunu ya da başlangıç koşullarını nasıl seçmiş? Zamanın başlangıcındaki sınır koşulları neydi? Buna Tanrı evrenin ilk durumunu anlamayı umamayacağımız nedenlerle seçti biçiminde bir yanıt verilebilir. Her şeye gücü yeten varlığın gücü kuşkusuz buna da yeter ama böylesine anlaşılmaz bir biçimde başlattıysa evreni, niçin anlayabileceğimiz yasalara uyarak evrimlemeye bıraktı? Bilim tarihi tümüyle olayların keyfi bir tarzda oluşmayıp tanrısal olsun olmasın belli bir kurulu düzeni yansıttığının yavaş yavaş farkına varılışıdır. Bu düzenin yalnızca yasalar için değil, evrenin ilk durumunu belirleyen uzay zamanın sınırındaki koşullar içinde geçerli olduğunu varsaymak çok doğal olacaktır. Hepsi de yasalara uyan ilk koşulları değişik çok sayıda evren modeli bulunabilir. Evrenimizi tanımlayacak belli bir ilk durumu ve dolayısıyla bir modeli seçmemiz için bir ilke olmalı. Aradığımız ilke düzensiz sınır koşullarında olabilir. Bu koşullar açıkça belirtmeden evrenin ya sonsuz büyüklükte olduğunu ya da sonsuz sayıda evren bulunduğunu varsayarlar. Düzensiz sınır koşulları altında büyük patlamadan sonra uzayın belirli bir bölgesini belirli bir durumda bulmanın olasılığı ile aynı bölgeyi başka herhangi bir durumda bulmanın olasılığı bir anlamda aynıdır. Aynı evrenin ilk durumunu tamamen gelişigüzel seçilmiştir. Bu evrenin ilk evrelerde büyük bir olasılıkla düzensiz ve karmakarışık olduğu anlamına gelir. Çünkü evrenin düzensiz ve karmakarışık bulunabileceği durumlar, düzenli ve düzgün bulunabileceği durumlardan sayıca çok daha fazladır. Her durum eşit olasılıkta ise evrenin düzensiz ve karmakarışık durumda başlaması daha olasıdır. Çünkü bu durumlar daha çoktur. Böylesine düzensiz ilk koşulların bugün büyük ölçekte böylesine düzgün ve düzenli evrenimizin çıkış noktası olabileceğini kavramak çok zor. Ayrıca böyle bir modeldeki düzensiz yoğunluk değişimlerinin gama ışını gözlemlerinden saptanan üst sınırdan çok daha fazla sayıda erken kara deliğin oluşumuyla sonuçlanması beklenirdi. Evren eğer gerçekten sonsuz büyüklükte ise ya da sonsuz sayıda evren varsa bir yerlerde düzgün ve düzenli bir biçimde başlamış bir takım büyük bölgelerin bulunma olasılığı da vardır. Bu biraz çok bilinen maymun sürüsünün daktiloların başında habire tuşlara basması öyküsüne benziyor. Maymunların yazdıklarının hemen hepsi saçma sapan olsa da tamamen rastgele bir seçimde ve tamamen şans eseri Shakespeare'in sonelerinden biri ortaya çıkacaktır. Benzeri biçimde evren bağlamında şans eseri düzgün ve düzenli bir bölgede yaşıyor olabilir miyiz? İlk bakışta bu oldukça zayıf olasılıkta görünebilir. Çünkü böylesine düzgün bölgeler düzensiz ve karmakarışık bölgelerden çok daha az sayılır.
Ama ancak düzgün bölgelerde yıldız kümeleri ulaşabileceğini ve koşulların kendimiz gibi karmaşık, kendini üretebilen ve evren niçin böyle düzgün sorusunu sorabilen organizmaların gelişimi için uygun olabileceğini düşünelim. Bu evreni böyle görmemizin nedeni varlığımızdır. Tümcesiyle de açıklanabilecek insancı dediğimiz ilkenin uygulandığı bir örnektir. İnsancı ilkenin iki yorumu vardır. Zayıfı ve güçlüsü. Zayıf insancı ilke uzayda ve veya zamanda sonsuz ya da çok büyük bir evrende zeki yaratıkların gelişimi için gereken koşulların ancak uzayda ve zamanda sınırlı belli bölgelerde sağlanacağını belirtir. Bundan dolayı bu bölgelerdeki zeki yaratıklar evrende bulundukları yerin kendi varlıkları için gereken koşulları sağladığını gözlemlediklerinde şaşırmayacaklardır. Zengin bir kişinin varlıklı mahallelerde yoksul görmesini andırır biraz bu. Zayıf insancı ilkenin kullanıldığı bir örnek, büyük patlama olayının niçin yaklaşık 10 milyar yıl önce olduğunun açıklamasıdır. Zeki varlıkların evrimleşmesi için yaklaşık o kadar süre gerekir. Yukarıda açıklandığı gibi önce ilk kuşak yıldızlar oluşmalıydı. Bu yıldızlar baştaki hidrojen ve helyumun bir bölümünü bizim ana maddemiz olan karbon ve oksijen gibi elementlere dönüştürdüler. Sonra yıldızlar süpernova biçiminde patladılar ve döküntüleri aralarında şimdi yaklaşık 5 milyar yaşında olan Güneş sistemimizin de bulunduğu diğer yıldız ve gezegenleri oluşturdu. Dünyanın varoluşunun ilk 1-2 milyar yılı içinde sıcaklık herhangi karmaşık bir varlığın gelişimi için çok yüksekti. Sonraki 3 milyar kadar yıl basit organizmalardan zamanı büyük patlamaya dek ölçmeye yetişsinde basit organizmalardan zamanı büyük patlamaya dek ölçme yetisinde varlıklara doğru yavaşça ilerleyen biyolojik evrim sürecine ancak yetti. Zayıf insancı ilkenin geçerliliğini ya da yararlılığını çok az kişi sorgular. Ancak bazıları daha ileri gidip ilkenin güçlü yorumunu öneriyorlar. Bu yoruma göre her biri kendi ilk durumuna ve belki de kendi bilim yasaları takımına sahip çok sayıda değişik evrenler ya da tek bir evrenin çok sayıda değişik bölgeleri vardır. Bu evrenlerin çoğunda koşullar karmaşık organizmaların gelişimine uygun olmayacaktır. Yalnızca bizimki gibi bazı evrenlerdeki zeki yaratıklar gelişip şu soruyu sorabileceklerdir. Evren niçin gördüğümüz gibi? O zaman yanıt basittir. Başka türlü olsaydı biz burada olmazdık. Bilim insanları şimdi bildiğimiz biçimiyle elektronun elektrik yükünün niceliği ve proton ve elektronun kütlelerinin oranı gibi pek çok temel sayı içerir. En azından şimdilik bu sayıların değerlerini kuramdan çıkar sayamıyoruz. Ancak gözlemlerden bulabiliyoruz. Bunların hepsini çıkar sayabileceğimiz tam bir birleşik kuramı bir gün ortaya koyabileceğimiz gibi aslında hepsi evrenden evrene ya da tek bir evren içinde değişiyor olabilir. Şaşırtıcı gerçek ise bu sayıların değerlerinin yaşamın gelişimini olanaklı kılmak için çok ince ayar edilmiş gibi gözükmesi. Örneğin elektronun elektrik yükü azıcık değişik olaydı, yıldızlar ya da hidrojen ve helyumu yakamayacak ya da patlamayacaktı. Doğal olarak bilim kurgu yazarlarının bile daha düşlemediği Güneş gibi bir yıldızın ışığına ya da yıldızlara yapılıp yıldız patlayınca uzaya saçılan ağır kimyasal elementlere gereksinim duymayan başka zeki yaratıklar var olabilir. Yine de şurası açık ki bu sayıların herhangi bir zeki yaratığın gelişimin olanaklı kılabilecek değerleri sınırlı belli aralıklar içindedir. Çoğu değer takımları çok güzel olsalar da bu güzelliğe bakıp hayran kalacak kimsenin olmayacağı evrenlere yol açacaktır.
Bu yaratılışta ve bilim yasalarının seçiminde tanrısal bir eleğin kanıtı olarak ya da güçlü insancı ilkenin bir desteği olarak görülebilir. Evrenin gözlemlenen durumunun bir açıklaması olarak güçlü insancı ilke çeşitli yönlerden karşı çıkılabilir. İlkin bu başka başka evrenlerin hangi anlamda var oldukları sorulabilir. Eğer gerçekten birbirlerinden ayrıysalar bir başka evrende olup bitenlerin kendi evrenimizde gözlemlenebilecek bir sonucu olamaz. O halde tutumluluk ilkesini kullanıp onları kuramdan kesip atabiliriz. Öte yandan tek bir evrenin başka başka bölgeleri iseler bilim yasaları her bölgede aynı olmalıdır. Yoksa bir bölgeler arasındaki ayrım yalnızca ilk durumları arasında olacak ve böylece güçlü insancı ilke kuvvetini yitirerek zayıf insancı ilkeye dönüşecekti. Güçlü insancı ilkeye karşı çıkmış ise bilim tarihi akışına tamamen zıt yönde oluşandandır. Batlamyus'un ve ondan öncekilerin dünya özekçi evren biliminden Kopernik ve Galileo'nun güneş özekçi evren bilimine ve oradan yer kürenin gözlemlenen evrendeki yaklaşık 1 milyar yıldız kümesinden yalnızca biri olan sıradan bir sarmal yıldız kümesinin kenar bir mahallesindeki ortalama bir yıldızın etrafında dönen orta çapta bir gezegen olarak ele alındığı çağdaş görüşe geldik. Güçlü insancı ilke yine tüm bu engin yapının bizim hatırımız için var olduğunu ileri sürecektir. İşte buna inanmak çok zor. Güneş sistemimizin kuşkusuz varlığımız için bir ön koşul oluşu, ağır elementleri yaratmış olan önceki kuşak yıldızların da yıldız kümemizin tümü için gerekli olduğu biçiminde genişletebilir. Ama ne tüm bu değer yıldız ama ne tüm bu değer diğer yıldız kümelerine ne de evrenin böylesine düzgün ve büyük ölçekte her yönde aynı oluşuna gerek var. Evrenin birçok sayıda değişik ilk durumlarının gözlemlediğimiz gibi bir evrene yol açabileceği gösterilebilseydi, insancı ilkeyi en azından zayıf yorumuyla kabullenmekte zorluk çekmeyecektik. Bu durumda bir anlamda rastgele ilk koşullardan yola çıkan bir evrende düzgün ve zeki canlıların evrimine uygun bir takım bölgeler bulunmalıdır. Öte yandan evrenin ilk durumunun çevremizde gördüklerimize varabilmek için çok dikkatle seçilmesi gerekseydi, evrende canlıların ortaya çıkacağı hiçbir bölge olmayabilecekti. Yukarıda anlatılan büyük patlama modelinde evrenin ilk evrelerinde bu ısının bir bölgeden ötekine akışı için yeterli zaman yoktu. Bu mikrodalga zemin ışımasının baktığımız her yönde aynı sıcaklıkta oluşu gerçeğinin hesabını verebilmek için evrenin ilk durumunda sıcaklığın her yerde aynı olması gerekeceği anlamına gelir. Aynı zamanda genişleme hızının çöküşten kaçınmak için gerekli kritik değere hala bu denli yakın olabilmesi için genişlemenin başlangıç hızının da büyük bir dikkatle seçilmiş olması gerekecekti. Yani sıcak büyük patlama modeli ta zamanın başlangıcına dek doğruysa evrenin ilk durumu doğrusu çok dikkatle seçilmiş olmalıdır. Evrenin niçin tam bu biçimde başlamış olduğu, bizim gibi varlıkları yaratmaya niyetlenmiş bir tanrının işi olmasının dışında açıklamak çok zor olacaktı. Çok sayıda değişik ilk durumların bugünküne benzer bir evrende sonuçlanabildiği bir evren modeli bulabilme çabasıyla Massachusetts Institute of Technology Massachusetts Institute of Technology'den bilimci Alan Good evrendeki ilk evrelerde çok hızlı bir genişleme sürecinden geçmiş olabileceğini öne sürdü. Buna şişen bir genişleme denir. Yani
Evren bir zamanlar bugün olduğu gibi azalan bir hızla değil, artan bir hızla genişlemekteydi. Wundt'a göre evrenin yarıçapı saniyenin çok küçük bir parçası içinde milyon kere milyon kere milyon kere milyon kere milyon katı birden sonra 30 sıfır kadar artmıştı. Wundt, evrenin büyük patlamayla çok sıcak ve fakat oldukça düzensiz bir durumda başladığını öne sürdü. Bu yüksek sıcaklıklar evrendeki parçacıkların çok hızlı devindikleri ve çok yüksek enerjiye sahip oldukları anlamına gelmekteydi. Daha önce tartıştığımız gibi böylesine yüksek sıcaklıklarda güçlü ve zayıf çekirdek kuvvetlerinin ve elektromanyetik kuvvetin tek bir kuvvet olarak birleşmiş olmaları beklenir. Evren genişledikçe soğuyacak ve parçacıkların enerjileri azalacaktı. Sonunda faz geçişi denen olay ile kuvvetler arasındaki bakışın bozulacak. Güçlü kuvvet zayıf ve elektromanyetik kuvvetlerden ayrılacaktı. Faz geçişinin bilinen bir örneği suyu soğuttuğumuzda donmasıdır. Sıvı su her noktada ve her yönde aynı biçimde bakışıktır. Ama buz kristalleri oluştuğunda bunlar belirli konumlarda bulunacaklar ve belli bir yönde sıralanacaklardır. Bu suyun bakışımını biraz bozar. Su örneğinde sıcaklık donma derecesinin 0 derece, 0 santigrat altında dikkatli bir biçimde düşürülürse, altında dikkatli bir biçimde düşürülürse, buz oluşmadan suyu süper soğutmak olanaklıdır. Wundt evrenin, şurayı bir daha okuyalım. Su örneğinde sıcaklık donma derecesinin 0 derece santigratın altına dikkatli bir biçimde düşürülürse, buz oluşmadan suyu süper soğutmak olanaklıdır. Wundt, evrenin de benzer biçimde davranmış olabileceğini öne sürdü. Kuvvetler arasındaki bakışın bozulmadan sıcaklık kritik bir değerin altına düşünebilir. Bu olduysa evren bakışımın bozulmamış olduğu durumdakinden daha fazla enerjiyle kararsız bir durumda olacaktır. Bu fazladan enerjinin bir karşı çekim etkisi olacağı gösterilebilir. Tıpkı Einstein'ın evrenin statik modelini kurmaya çalışırken genel görelilik kuramına soktuğu evren bilimsel sabit gibi davranacaktır. Evren sıcak büyük patlama modelindeki gibi zaten genişliyor olacağından bu evren bilimsel sabitin itici etkisi evrenin böylece gittikçe artan bir hızla genişlemesine yol açacaktır. Madde parçacıklarının ortalamadan fazla olduğu bölgelerde bile geçerli evren bilimsel sabitin bitmesi maddenin kütlesel çekimine baskın çıkacaktır. Böylece bu bölgelerde artan bir hızla şişen bir biçimde genişleyecektir. Onlar genişleyip madde parçacıkları birbirinden daha da uzaklaştıkça ortada hala süper soğuk durumda ve içinde pek az parçacık bulunan genişleyen bir evren başka bir şey evrenden başka bir şey kalmayacaktır. Evrendeki düzensizlikler genişleme sonucu balonu şişirdiğimizde üzerindeki kırışıklıkların kaybolması gibi tamamen düzelmiş olacaktır. Böylelikle evren bugünkü düzgün ve düzenli durumuna düzgün olmayan çok sayıda değişik ilk durumdan yola çıkarak gelmiş olabilir. Genişlemenin maddelerin kütlesel çekimiyle de yavaşlayacağını, bir evren bilimsel sabitin etkisiyle hızlandığı böyle bir evrenin ilk evrelerinde ışığın bir bölgeden ötekine ulaşabilmesi için yeterince zaman olacaktır. Bu daha önce ortaya koyduğumuz evrenin ilk evrelerinde başka başka bölgelerin niçin aynı özelliklere sahip olduğu sorusuna bir çözüm getirebilir. Ayrıca evrenin genişleme hızı kendiliğinden evrenin enerji yoğunluğu ile belirlenen kritik hıza çok yakın olacaktır. O halde bu evrenin başlangıçtaki genişleme hızının dikkatle seçilmiş olmasını gerektirmeden genişleme hızının niçin daha hala kritik hıza böylesine yakın oluşunu açıklayabilir. Şişme kavramını aynı zamanda evrende niçin bu denli çok madde olduğunu da açıklayabilir. Evrenin gözlemleyebildiğimiz bu bölgesinde milyon kere milyon kere milyon kere milyon kere milyon kere milyon kere milyon diyelim birden sonra 80 sıfır kadar parçacık var. Bunlar nereden gelmiş acaba? Yanıtı şu.
Tanecik kuramına göre parçacıklar enerjiden, parçacık karşı parçacık çiftleri bir biçiminde yaratılabilir. Ancak bu kez enerjinin nereden geldiği sorusu belirir. Buna da yanıt evrenin toplam enerjisinin tam tamına sıfır olduğudur. Evrendeki madde artı enerjiden oluşmuştur. Ancak madde kendi kendisini kütlesinden dolayı çekmektedir. Birdenbire yakın iki madde parçası birbirine uzak aynı iki madde parçasından daha az enerjiye sahiptir. Çünkü onları birbirine doğru çeken kütlesel çekim kuvvetine karşı koyarak ayırmanız için enerji harcamanız gerekir. Şu halde kütlesel çekim alanının bir anlamda eksi enerjisi vardır. Uzayda kabaca düzgün dağılmış bir evren göz önüne alındığında bu eksi kütlesel çekim enerjisinin maddenin taşıdığı artı enerjiyi tas tamam götürdüğü gösterilebilir. Böylelikle evrenin toplam enerjisi sıfırdır. Ayrıca sıfır kere sıfır sıfırdır. Bundan dolayı evren artı madde enerjisinin miktarını iki katına çıkarırken enerjinin sakınımını çiğnemeden eksi kütlesel çekim enerjisini de iki katına çıkarabilir. Evren büyüdükçe madde enerjisi yoğunluğunun azaldığı olağan genişlemesinde bu gerçekleşmez. Ama şişen genişlemede gerçekleşebilir. Çünkü süper soğutulmuş durumda evren genişlerken enerji yoğunluğu değişmez. Evrenin büyüklüğü iki katına çıktığında artı madde enerjisi de eksi çekim enerjisi de iki katına çıkar. Böylece toplam enerji sıfır olarak kalır. Şişme aşamasında evrenin büyüklüğü çok katı artar. Bundan dolayı parçacık oluşturmaya hız hazır. Toplam enerji miktarı çok büyür. Gut'un belirttiği gibi bedava yemek olmaz denir ama evrenin kendisi en bedava yemek. Bugün evren şişen bir biçimde genişlemiyor. O halde çok büyük olan evren bilimsel sabitin etkisini yok edecek ve böylece genişlemenin hızını bugün olduğu gibi kütlesel çekimin etkisiyle azalana değiştirecek bir düzen olmalı. Şişen genişlemede nasıl ki süper soğutulmuş su eninde sonunda donarsa, kuvvetler arasındaki bakışımın da sonunda bozulması beklenebilir. Bozulmamış bakışım durumunun fazladan enerjisi o zaman ısı biçiminde açığa çıkarak evreni kuvvetler arasındaki bakışım için gereken kritik sıcaklığın biraz altında bir sıcaklığa getirecektir. Böylelikle evren sıcak büyük patlama modelindeki gibi genişleyip soğumayı sürdürecek. Ancak bu kez evrenin niçin kritik hızla genişlediği ve değişik bölgelerin niçin aynı sıcaklıkta olduğu açıklanabilecektir. Gut'un önerisinde faz geçişinin çok soğuk suda buz kristallerinin belirlemesini andırır. Gut'un önerisinde faz geçişinin çok soğuk suda buz kristallerinin belirlemesini andırır biçimde aniden olacağı ileri sürülmüştü. Bu düşünceye göre kaynayan sudaki buhar kabarcıkları gibi eski fazın içinde yeni fazla ilişkin bozulan bakışım kabarcıkları oluşacaktı. Kabarcıkların genişleyip birbirlerine ulaşacakları ve sonunda tüm evreni yeni faza geçirecekleri varsayılıyordu. Buradaki sorun, başkalarıyla birlikte benim de işaret ettiğim gibi evren o denli hızlı genişlemekteydi ki ışık hızıyla bile büyüseler kabarcıkların birbirlerinden uzaklaşacakları ve birleşemeyecekleriydi. Evren değişik kuvvetler arasında bakışımın hala sürdüğü bazı bölgelerin bulunduğu çok karışık bir durumda kalacaktı. Evrenin böylesi bir modeli gördüğümüzde uyuşmayacaktı. Ekim 1981'de tanecik çekimi konusunda bir konferansa katılmak için Moskova'ya gitmiştim.
Konferanstan sonra Sternberg Gökbilimi Enstitüsü'nde şişen model ve sorunları üzerine bir seminer verdim. Dinleyiciler arasında Moskova'daki Lebedev Enstitüsü'nden Andrei Linde adında genç bir Rus vardı. Bana kabarcıklar evrendeki bölgemizin tümü tek bir kabarcığın içinde kalacak denli büyük ise kabarcıkların birleşmemesi sorunun kalmayacağını söyledi. Bunun geçerli olabilmesi için bakışımın bozulması olayının kabarcığın içinde çok yavaş gerçekleşmesi gerekiyordu. Bu da büyük birleşik kuramlara göre pekala olanaklıydı. Linde'nin bakışımın yavaş bozulması düşüncesi çok iyiydi ama sonradan kabarcıklarının o zamanki evrenden daha büyük olması gerekeceğinin farkına vardım. Bakışımın yalnızca kabarcıkların içinde değil de her yerde aynı anda bozulacağını gösterdim. Bu gözlemlediğimiz gibi düzgün bir evrene yol açacaktı. Bu düşünce beni o denli heyecanlandırdı ki hemen öğrencilerimden biri olan Ian Moss'a açtım. Ancak daha sonra bir bilimsel dergiden basıma uygun olup olmadığını değerlendirmem için Linde'nin makalesi gönderilince bir arkadaşı olarak çok utandım. Kabarcıkların evrenden daha büyük oluşuna ilişkin bir hata bulundu. Ama bakışımın yavaş bozulması düşüncesinin çok iyi olduğu biçiminde yanıtladım. Makalenin olduğu gibi yayınlanmasını sağlık verdim. Çünkü Linde'nin yanlışı düzeltmesi aylar alacak ve Batı'ya göndereceği her şeyin bilimsel makalelerde ne çabuk ne de becerikli olan Sovyet sansüründen geçmesi gerekecekti. Bunun yerine Ian Moss ile birlikte aynı dergiye kabarcığa ilişkin bu soruna işaret eden ve çözümünü gösteren kısa bir makale yazdık. Moskova'dan döndüğüm gün Franklin Enstitüsü'nden alacağım madalya için Philadelphia'ya doğru yola çıktım. Sekreterim Judy Fella gözden kaçmayan çekiciliğini kullanarak British Airways'i reklam için kendine ve bana Concorde uçağında bedava bilet vermeye ikna etmişti. Ancak şiddetli yağmur nedeniyle havaalanına zamanında varamadım ve uçağı kaçırdım. Buna karşın sonunda Philadelphia'ya varabildim ve madalyamı aldım. Orada şişen evren üzerinde bir seminer vermem istendi. Seminer boyunca Moskova'da olduğu gibi şişen modelin sorunları üzerinde konuştum. Fakat sonunda Linde'nin yavaş bakışın bozulmasına ve buna ilişkin düzeltmeme değindim. Dinleyiciler aslında University of Pennsylvania'dan genç bir yardımcı profesör Paul Steinhardt vardı. Seminerin ardından şişme üzerine konuştuk. Ertesi Şubat ayında bana Andreas Albrecht adlı bir öğrencisi ile birlikte yazdıkları içinde Linde'nin yavaş bakışın bozulması düşüncesine çok benzer bir şey önerdikleri bir makaleyi gönderdi. Daha sonra bana Linde'nin düşüncesini ona anlattığımı, anımsamadığını ve Linde'nin makalesini ise ancak tam kendisininkini bitirirken gördüğünü söyledi. Batı'da bakışımın yavaş bozulması düşüncesine dayalı geniş şişen model için Linde'nin şeref payına bugün Steinhardt ve Albrecht de ortak sayılıyorlar. Eski şişen model, Gut'un kabarcıkların oluşumuyla bakışımın hızlı bozulduğu yolundaki özgün önerisiydi. Şimdi profesör olan Steinhardt, seminerin video kaydını Hawking'e göndererek seminerde Linde'nin çalışmasından söz edilmediğini kanıtladı. Bunun üzerine Hawking bu paragrafı ileriki basımlardan çıkaracağını duyurdu. Yeni şişen model evrenin niçin böyle olduğunu açıklamaya yönelik iyi bir girişimdi. Ancak ben ve başka birçokları gösterdik ki
Bu model en azından ilk biçimiyle mikrodalga zemin ışımasının sıcaklığına ilişkin gözlemlenenden çok daha büyük değişimler öngörmekteydi. Daha sonraki çalışmalarda ilk anlarda evrende istenen türde bir faz geçişi olabileceği konusunda kuşku uyandırdı. Kişisel görüşüme göre çürütülüşünden haberdar olmayıp hala geçerliymiş gibi hakkında makaleler yazan birçok kişi bulunmasına karşın yeni şişen model bilimsel bir kuram olarak artık ölüdür. Karmakarışık şişen model denilen daha iyi bir model Linde tarafından 1983'te ileri sürüldü. Bu kez faz geçişi ya da süper soğutma yoktu. Bunların yerine tanecik değişimlerinden dolayı ilk evrenin bazı bölgelerinde değeri büyük olan O dönmeli bir alan var ya da sıfır dönmeli bir alan vardı. Bu bölgelerdeki alanın enerjisi bölgelerin şişen bir tarzda genişlemesine yol açacaktı. Bölgesel etkide bulunacak ve bundan dolayı bu bölgelerin şişen bir tarzda genişlemesine yol açacaktı. Bölgeler genişledikçe içlerindeki alanın enerjisi yavaş yavaş azalarak şişen genişleme büyük patlama modelindeki gibi bir genişlemeye dönüşecekti. Bu bölgelerden biri bugün gözlemlediğimiz evreni oluşturacaktı. Bu modelde daha önceki şişen modellerin iyi yanları vardır ve ayrıca kuşkulu bir faz geçişine de bel bağlamaz. Üstelik mikrodalga zemin ışımasının sıcaklığındaki değişimler için gözlemlerle oluşan akla uygun değerler verebilmektedir. Şişen modeller üzerindeki bu çalışmalar evrenin şimdiki durumuna oldukça çok sayıda değişik ilk durumlardan varılabileceğini gösterdi. Bu önemlidir çünkü evrenin yaşadığımız parçasının ilk durumunun büyük bir dikkatle seçilmiş olmasının gerekmediğini ortaya koyar. O halde dilersek zayıf insancı ilkeyi kullanarak evrenin bugün niçin gördüğümüz gibi olduğunu açıklayabiliriz. Ancak her ilk durumun gözlemlediğimiz gibi bir evrene yol açacağı doğru olamaz. Şu anda evrenin çok değişik bir durumda, örneğin toprak ve düzensiz bir durumda olduğunu varsayarak bunu gösterebiliriz. Bilim yasaları kullanılarak evrenin evrimi geriye doğru çevrilip daha önceki zamanlardaki durumu saptanabilir. Klasik genel göreliliğin tekillik teorilerine göre bir büyük patlama tekilliği hala bulunmalıdır. Şimdi yine bilim yasalarını uygulayarak böyle bir evrenin evrimini ileriye doğru çevirirseniz başladığınız topak topak ve düzensiz evrende bulursunuz kendinizi. O halde bugün gördüğümüz gibi bir evrene yol açmayacak ilk durumlar olmalıdır. Böylece şişen model bize ilk durumun niçin gözlemlediğimizden çok değişik bir şey oluşturacak biçimde olmadığını gösteremez. Açıklama için illa da insancı ilkeye mi başvurmalıyız? Her şey bir şans eseri miydi? Bu umutsuzluğun sesi evrenin temelinde yatan düzeni anlamak için tüm umutlarımızın suya düşmesi gibi geliyor. Evrenin nasıl başlamış olması gerektiğini kestirebilmek için zamanın başlangıcında geçerli yasalara gerek var. Eğer klasik genel görelilik kuramı doğru idiyse Roger Penrose ile kanıtladığımız tekillik teoremleri zamanın başlangıcında sonsuz yoğunlukta bir nokta bulunacağını ve uzay zamanın eğriliğinin sonsuz olacağını göstermektedir. Bilincin tüm yasaları böyle bir noktada işlemez duruma gelecektir. Tekilliklerde geçerli olacak yeni yasalar bulunabileceği varsayılabilir ama böylesine kötü davranışlı noktalarda yasalar belirlemenin zorluğu bir yana gözlemlerden bu yasaların ne olabileceğine ilişkin bir ipucu elde edemeyecektik. Bununla birlikte tekillik teoremlerinin aslında işaret ettikleri şey kütlesel çekim alanının kütlesel tanecik etkileri önem kazanacak denli şiddetli olacağıdır. Klasik kuram artık evrenin iyi bir betimlemesi değildir. O halde evrenin ilk aşamalarını tartışırken kütlesel çekimin tanecik kuramı kullanılmalıdır. Göreceğimiz gibi tanecik kuramında bilimin olan yasalarının zamanın başlangıcı da içinde olmak üzere
her yerde ve her zaman geçerli olması olanaklıdır. Tekillikler için yeni yasalar önermeye gerek yoktur. Çünkü Tanrıcık kuramında tekillik gerekmez. Henüz Tanrıcık mekaniğinin ve kütlesel çekimi birleştiren tam ve tutarlı bir kuramımız yok. Ama böyle bir bileşik kuramda bazı özellikler bulunması gerektiğinden kesinlikle eminiz. Bunlardan ilki Tanrıcık kuramını geçmişlerin toplamı cinsinden belirleyen Feynman'ın önerisini içermesidir. Bu yaklaşımda bir parçacığın klasik kuramdaki gibi yalnızca tek bir parçacığın klasik kuramdaki gibi bu yaklaşımda bir parçacığın klasik kuramdaki gibi yalnızca tek bir parçacığın klasik kuramdaki gibi yalnızca tek bir geçmişi yoktur. Bunun üzerine uzay zamanda her olanaklı yolu izlediği varsayılır ve bu geçmişlerin her birine ilişkin iki sayı bulunur. Biri dalganın büyüklüğünü, diğeri ise çevrimdeki konumunu, fazlını belirtir. Parçacığın örneğin belli bir noktadan geçmesi olasılığı, o noktadan geçmesi olanaklı her geçmişe ilişkin dalgaları toplayarak hesaplanır. Ancak bu toplama işlemini gerçekleştirmede çok zor teknik kurallar, sorunlarla karşılaşılır. Bunlardan kaçınmanın tek yolu garip reçetedir. Sizin benim algıladığımız gerçek zamandaki değil, fakat sanal denilen zamandaki parçacık geçmişlerine ilişkin dalgalar toplanmalıdır. Sanal zaman bir bilim kurgu terimi gibi geliyorsa da aslında çok iyi tanımlanmış bir matematik kavramdır. Eğer sıradan ya da gerçek bir sayıyı kendisiyle çarparsak sonuç pozitif bir sayıdır. Örneğin 2 kere 2, 4 eder. Eksi 2 kere eksi 2 de 4 eder. Ancak sanal denen özel sayılar vardır ki kendileriyle çarpılınca negatif sayı verirler. Kendisiyle çarpımı eksi 1 veren sayıya iyi sayısı denir. 2'yi kendisiyle çarpılınca eksi 4'ü verir. Geçmişlerin Feynman toplamındaki teknik zorluklardan kaçınmak için sanal zaman kullanılmalıdır. Yani hesapları yaparken zaman gerçek sayılar yerine sanal sayılarla ölçülmelidir. Bunun uzay zaman üzerinde ilginç bir etkisi olur. Uzay ve zaman arasındaki ayrım tümüyle ortadan kalkar. Olayların zaman koordinatında sanal değerler taşıdığı uzay zamana iki boyutlu yüzeyler geometrisinin temelini atan eski Yunanlı Öklit anısına Öklidid denir. Yalnız şimdi bu Buklitgil dediğimiz uzay zamanın iki yerine dört boyutu vardır. Buklitgil uzay zamanda yön ile uzaydaki yön arasında hiçbir ayrım yoktur. Öte yandan olayların zaman koordinatında sıradan gerçek değerlerle belirlendiği gerçek uzay zaman aradaki ayrımı anlamak kolaydır. Her noktadaki zaman doğrultuları ışık konisinin içinde kalır. Uzay doğrultuları ise dışında. Her neyse, gündelik tanrıcık mekaniği bağlamında sanal zaman ve Öklidgil uzay zaman, gerçek uzay zamana ilişkin hesapları yapabilmek için kullandığımız yalnızca matematik bir araç ya da hile olarak düşünülebilir. Yüce bir kuramın parçası olması gerektiğine inandığımız bir ikinci özellik ise Einstein'ın kütlesel çekim alanının eğri uzay zaman ile gösterilebileceği düşüncesidir. Parçacıklar eğri bir uzayda düze en yakın yolu izlemeye çalışırlar. Fakat uzay zaman düz olmadığından parçacıkların yolları sanki bir çekim alanı etkisindeymişçesine bükülür. Feynman'ın geçmişlerin toplamı düşüncesini Einstein'ın kütlesel çekim görüşüne uyguladığımızda parçacığın geçmişinin benzeşi tüm evrenin geçmişini temsil eden eğri uzay zamanın tamamıdır. Geçmişlerin toplamını gerçekleştirirken karşımıza çıkan teknik zorluklardan kaçınmak için bu eğri uzay zamanlar Öklidgil olarak ele alınmalıdır. Yani zaman sanaldır ve uzaydaki doğrultulardan ayırt edilemez.
her noktada ve her yönde aynı görünmek gibi bir özellik taşıyan gerçek bir uzay zamanı bulma olasılığını hesaplamak için o özelliği taşıyan geçmişlerin tümüne ilişkin dalgalar toplanır. Klasik genel görelilik kuramında her biri evrenin bir başka durumuna karşılık gelen değişik çok sayıda olanaklı eğri uzay zaman vardır. Evrenimizin ilk durumunu bilirsek tüm geçmişini de bilmiş oluruz. Benzer biçimde kütlesel çekimin tanecik kuramında evren için değişik çok sayıda olanaklı tanecik durumları vardır. Yine geçmişlerin toplamındaki Öklidgil eğri uzay zamanların evrenin ilk evrelerinde nasıl davrandığını bilirsek evrenin tanecik durumunu da bilmiş oluruz. Gerçek uzay zamana dayalı klasik kütlesel çekim kuramında evren yalnızca iki olanaklı biçimde davranabilir. Ya ezelden beri vardır ya da geçmişte sonlu bir zaman önce bir tekillikte başlar. Öte yandan çekimin tanecik kuramında bir üçüncü olasılık doğar. Zaman doğrultusunun uzaydaki doğrultularla aynı temelde olduğu Öklidgil uzay zamanlar kullanıldığında uzay zamanın bir sınır ya da kenar oluşturan tekillikler içermeden sonluluğu olanaklıdır. Uzay zaman yer kürenin yüzeyi gibidir ama fazladan iki boyutu daha vardır. Yer kürenin yüzeyi sonlu büyüklüktür ama bir sınırı ya da kenarı yoktur. Gün batımına doğru yelken açırsanız yeryüzünün kenarından düşmezsiniz ya da bir tekillikle karşılaşmazsınız. Böyle olduğunu biliyorum çünkü dünyayı dolaştım. Öklidgil uzay zaman sonsuz sanal zamana doğru uzanıyorsa ya da sanal zamandan bir tekillikte başlıyorsa klasik kuramdaki evrenin ilk durumunun saptanması sorununun aynasıyla karşılaşırız. Evrenin nasıl başladığını Tanrı bilebilir ama biz şöyle ya da böyle başlamasına ilişkin belli bir neden bulamayız. Öte yandan çekimin tanecik kuramı yeni bir ufuk açmıştır. Uzay zamanın sınırı olmayabilir ve böylelikle sınırdaki davranışı bilmeye de gerek yoktur. Bilim insanlarının işlemediği tekillikler ve uzay zamanın sınır koşullarını saptamak için Tanrı'ya ya da bazı yeni yasalara başvurmanın gerekeceği bir kenarı olmayacaktır. Denilebilir ki evrenin sınır koşulu sınırı olmamasıdır. Evren tamamıyla kendine yetecek ve kendi dışındaki hiçbir şeyden etkilenmeyecektir. Ne yaratılacak ne de yok edilecektir. Yalnızca olacaktır. Zaman ve uzayın birlikte sonlu büyüklükte fakat bir sınırı ya da kenarı olmayan bir yüzey oluşturabilecekleri önerisini ilk kez daha önce sözünü ettiğim Vatikan'daki konferansta ileri sürdüm. Ancak makalemde oldukça matematik bir yaklaşım vardı. Bundan dolayı evrenin yaratılışında Tanrı'nın rolüne ilişkin önermelerimin o zaman pek farkına varan olmadı. Neyse ki. Konferansın olduğu sıralarda sınırın yokluğu düşüncesini evrene ilişkin öngörülerde bulunmak için nasıl kullanacağımı bilmiyordum. Ertesi yazı Santa Barbara University of California'da geçirdim. Orada arkadaşım ve meslektaşım Jim Hartle, uzay zamanın sınırı yoksa evrenin hangi koşulları sağlaması gerektiği üzerinde çalışmama yardım etti. Cambridge'e döndüğümde bu çalışmayı araştırma öğrencilerinden Julian Luttrell ve Jonathan Halliwell ile sürdürdüm. Zaman ve uzayın sınırsız ve sonlu olduğu düşüncesinin yalnızca bir öneri olduğunu vurgulamak isterim. Bu bir başka ilkeden çıkar sanamaz. Herhangi bir başka bilimsel gibi ilk önce estetik ya da fizik ötesi nedenlerle ileri sürülebilir. Ama gerçek sınav gözlemlerle doğrulanan kestirimlerde bulunup bulunulamayacağıdır. Ancak tanecik çekimi durumunda bunu belirlemek iki nedenden dolayı zor. Birincisi gelecekte bölümde
Birincisi, gelecek bölümde anlatılacağı gibi hangi kuramın genel görevliliği ve tacik mekaniğini başarıyla birleştireceğinden emin değiliz. Böyle bir kuramın biçimine ilişkin pek çok şey biliyor olsak da. İkincisi, tüm evreni ayrıntılarıyla betimleyecek herhangi bir model hesapla kesin öngörülerde bulunabilmek için matematik açıdan çok karmaşık olacaktır. O halde basitleştirici varsayımlar ve yaklaşıklıklarda bulunulması gerekecektir. O zaman bir de kestirimleri bulup çıkartmak sorunu kolay kolay çözümlemeyecektir. Geçmişlerin toplamındaki her geçmiş yalnızca uzay zamanı değil, aynı zamanda içindeki her şeyi insanlar gibi evrenin tarihini gözlemleyebilen karmaşık organizmaları da betimleyecektir. Bu, insancı ilkeyi haklı çıkarmak için bir neden daha olarak görülebilir. Çünkü eğer tüm geçmişler olanaklı ise, biz geçmişlerden birinin içinde bulunduğumuz sürece insancı ilkeyi kullanarak evrenin niçin olduğu gibi bulunduğunu açıklayabiliriz. İçinde bulunmadığımız diğer geçmişlere ise tam olarak ne anlam verebileceği açık değildir. Ancak çekimin tanecik kuramının bu yorumu, geçmişlerin toplamı kullanılarak evrenimizin yalnızca olanaklı geçmişlerden biri değil de en olasılarından biri olduğunu gösterebilse çok daha doyurucu olurdu. Bunun için sınırı olmayan her olanaklı Öklidgil uzay zaman için geçmişlerin toplamı işlemini gerçekleştirmemiz gerekir. Sınırsızlık önerisinden gidilerek evrenin olanaklı geçmişlerin çoğunu izliyor durumda bulunması olasılığının özden önemsenmeyecek denli az olduğu ama olasılığı diğerlerinden çok daha fazla belirli bir geçmiş ailesi olduğu öğreniliyor. Bu geçmişler Kuzey Kutbu'ndan uzaklık sanal zamanı ve Kuzey Kutbu'ndan eşit uzaklıktaki noktaların çizdiği daire evreninin uzaydaki büyüklüğünü gösterecek biçimde yer kürenin yüzeyine benzetilerek göz önüne getirilebilir. Şekil 8.1'deki gibi evren Kuzey Kutbu'nda bir nokta olarak başlar. Buradan güneye doğru inildikçe enlem daireleri sanal zamanda büyüyen evrene karşılık olmak üzere büyürler. Evren ekvatorda en üst büyüklüğe ulaşacak ve sanal zamanın daha ilerlemesiyle küçülerek güney kutbunda tek bir nokta durumuna gelecektir. Evren kuzey ve güney kutuplarında sıfır büyüklükte olmasına karşın yeryüzündeki kuzey ve güney kutuplarının tekil olmadıkları gibi bu noktalarda tekillik olmayacaktır. Bilim yasaları yeryüzündeki kuzey ve güney kutuplarında geçerli olduğu gibi geçerli olacaktır. Ancak evrenin gerçek zamandaki tarihi çok değişik görünecektir. Yaklaşık 10-20 milyar yıl önce evren en küçük durumdadır ve bu sanal geçmişin en üst çapına eşittir. Daha sonraki gerçek zamanlarda evren Linde'nin karmakarışık şişen modelinde olduğu gibi genişleyecektir. Bu kez evrenin her nasılsa doğru bir durumu da yaratılmış olduğunu varsaymak gerekmez. Evren en büyük durumuna ulaştıktan sonra çökerek gerçek zamanda tekillik gibi görünen durumuna dönecektir. Böylece kara deliklerden uzakta dursak bile bir anlamda hepimizin hali duman. Evrene ancak sanal zaman ile bakarsak tekillikler olmadığını görebiliriz. Evren gerçekten böyle bir tanecik durumunda ise sanal zamana göre evrenin geçmişinde tekillikler bulunmayacaktır. Şu halde son çalışmalarım daha önce
tekillikler üzerindeki çalışmalarımı tümüyle boşa çıkarmış gibi görünebilir. Ama yukarıda da işaret edildiği gibi tekillik teoremlerinin asıl önemi kütlesel çekim alanının tanecik etkileri göz ardı edilemeyeceklerinde şiddetli olduğunu göstermesindedir. Bundan yola çıkılarak evrenin sanal zamanda sınırları ve tekil noktaları olmadan sonlu olabileceği düşüncesine varıldı. Ama içinde yaşadığımız gerçek zamana dönüldüğünde tekillikler yine kendini gösterecektir. Kara deliğe düşen zavallı astronot ıstırap içinde ölmekten kurtulamayacaktır. Ancak sanal zamanda yaşasaydı tekillikle karşılaşmayacaktı. Buradan sanal dediğimiz zamanın aslında gerçek zaman olduğu ve gerçek zaman dediğimizin ise düşümüzün bir ürünü olduğu önerilebilir. Gerçek zamanda evren uzay zamanının sınırını oluşturan ve bilim yasalarının işlemediği tekilliklerde başlamakta ve son bulmaktadır. Fakat sanal zamanda tekillikler ve sınırlar bulunmamaktadır. Belki de o halde sanal dediğimiz zaman aslında daha temeldir ve gerçek dediğimiz zaman ise evrenin olduğunu düşündüğümüz biçimiyle tanımlamamızı kolaylaştırmak için uydurduğumuz bir kavramdır. Ama birinci bölümde anlattığım yaklaşıma göre bilimsel bir kuram yalnızca gözlemlerimizi betimleyebilmek için kurduğumuz matematik bir modeldir. Salt kafamızda vardır. Bundan dolayı gerçek zamanın mı yoksa sanal zamanın mı gerçek olduğu sorusunu sormanın anlamı yoktur. Önemli olan hangisinin betimlemede yararlı olduğudur. Geçmişlerin toplamı sınırın olmaması ile birlikte kullanılarak evrenin hangi özelliklerinin birlikte bulunmasının daha olası olduğu da bulunabilir. Örneğin evrenin değişik yönlerde yaklaşık aynı hızda genişlemesiyle evrenin yoğunluğunun şimdiki değerde olmasının birlikte olasılığı hesaplanabilir. Şimdiye dek incelediğimiz basitleştirilmiş modeller için bu olasılık hesaplandığında çok yüksek çıkmaktadır. Yani önerilen sınırsızlık koşulu evrenin şimdiki genişleme hızının her yönde yaklaşık aynı olmasının son derece olası olduğunu öngörmektedir. Bu da mikrodalga zemin ışımasını her yönde hemen hemen aynı şiddette ölçen gözlemlerle tutarlıdır. Evren bazı yönlerde diğerlerinden daha hızlı genişliyor olsaydı, bu yönlerde ışımanın şiddeti fazladan kırmızıya kayma nedeniyle azalmış olurdu. Sınırsızlık koşuluna dayalı başka öngörüler üzerinde çalışmalar sürmektedir. Özellikle ilginç bir problem, ilk evrelerdeki evrende yoğunluğun düzgün dağılımından önce galaksilerin, sonra yıldızların, sonunda da bizim oluşumumuza neden olan küçük sapmaların niceliğinin hesaplanmasıdır. Belirsizlik ilkesi, ilk evrelerdeki evrenin tümüyle düzgün olamayacağını, çünkü parçacıkların konumları ve hızlarında bazı belirsizlikler ya da düzensiz değişimler olması gerektiğini önerir. Sınırsızlık koşulunu kullanarak evrenin gerçekten de belirsizlik ilkesinin izin verdiği en az düzensizlik ile başladığını buluyoruz. Daha sonra evren şişen modellerdeki gibi bir hızlı genişleme aşamasından geçmiş olmalı. Bu dönemde başlangıçtaki düzensizlikler bugün çevremizde gözlemlediğimiz yapıların kökenini açıklayabilecek biçimde kuvvetlenmiş olacaktır. Maddenin yoğunluğunun bir yerden ötekine biraz değişik olduğu genişleyen bu evrende kütlesel çekim daha yoğun bölgelerin genişlemesini yavaşlatıp büzülmelerini başlatılacaktır. Bu galaksilerin, yıldızların ve sonunda bizim gibi önemsiz yaratıkların bile oluşumuna yol açacaktır. Böylelikle evrende gördüğümüz tüm karmaşık yapılar tanecik mekaniğinin belirsizlik ilkesiyle birlikte evrenin sınırsızlık koşulu tarafından açıklanabilir. Uzay ve zamanın sınırsız kapalı bir yüzey oluşturabileceği düşüncesinin evrenin işleyişinde Tanrı'nın rolüne ilişkin etkisi bulunmaktadır. Bilimsel kuramların olayları açıklamaktaki başarısı sonucu çoğu kişi Tanrı'nın evreni bir takım yasaları çiğnemediğine de inanır olmuşlardır.
Ama bu yasalar evrenin başlangıcında nasıl olduğunu belirtmemektedirler. Mekanizmayı kurmak ve nasıl başlayacağını seçmek Tanrı'ya kalmıştır. Evrenin bir başlangıcı oldukça bir yaratıcısı olduğunu varsayabiliriz. Ama evren gerçekten tümüyle kendine yeterli, sınırsız ve kenarsız ise ne başı ne de sonu olacaktır. Yalnızca olacaktır. O halde bir yaradana ne gerek var diye sormuş. Evet, böylece 8. bölümü okumuş olduk, bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir dahaki okumamızda 9. bölümden Zamanın Oku isimli bölümden devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar hepinize.